Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Sayın Belediye Başkanım, saygılı ve seçkin konuklarımız, Düzce Üniversitesi Mehmet Zahit Kevser'in Dini Uygulamalar ve Araştırmalar Merkezi'nin düzenlediği ilk konferansa hoş geldiniz. Ben Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, İslam Tarihi Sanatları Bölüm Başkanı Mehmet Zahit Kevser'in Dini Uygulamalar Araştırma Merkezi Müdürü olarak tekrar sizlere hoş geldin diyorum. Mehmet Zahit Kevser'in 1889 yılında Düzce'nin Çalıcuma köyünde doğdu. İptidai ve Rüştiye'yi Düzce'de, daha sonra öğretimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi, o gün üniversitenin en büyük, en yetkili bilgisi oldu. Şehristan vekili yaptı. Ve kaderin bir cilvesi 1922 yılında Kahire'ye gitti. 1952 yılında orada Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kendisi İslam dünyasında ikinci İmam-ı Azam olarak bilinen, Ehl-i Sünnet'i savunan, seçkin ve saygın bir bilim adamı. Onunla ilgili daha Endonezya'dan, Malezya'dan, Pakistan'dan, Orta Doğu'dan, Türkiye'den ve Avrupa ve Amerika'dan pek çok insan onunla ilgili lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri hazırladı. O, İslam'a akıl ve bilgiyle bakan çok önemli bir düzey yetiştirdiği bir bilim insanı. Üniversite rektörlüğü tarafından kurulan bu araştırma merkezinin yönetimine getirdiğim için Sayın Rektör Hanım'a da huzurunuza teşekkür ediyorum. Değerli konuklarımız, Zahit Kevser'in yanında yaşamını, uzun bir yaşamını geçiren, 1949-55 yılı arasında onun evinde kalan, ekmeğini yiyen, suyunu paylaşan, onunla beraber camiye giden, okula giden ve çok değerli bir Düzceli saray yerinde Doktor Muzaffer Özcanoğlu abimiz buradalar. Doktor Muzaffer Özcanoğlu şunu da öğrenebilir, onun öğrencileri Türkiye'de bugün devletin önemli görevlerinde. Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İlhan Genç onun öğrencisi. Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Mehmet Faruk Bayraktar onun öğrencisi. YÖK Genel Başkan Yardımcısı onun öğrencisi. Türkiye'de pek çok insan onun öğrencisi oldu. Onu bu yaşına rağmen 1931 doğumlu Muzaffer abimiz bizimle birlikte olmak istedi. Şimdi ben onun özgeçmişini eksik okumamak için kendisinin kitabından size aktarmak istiyorum. 1931 yılında Düzce'de doğdu. İlk ortaokulunu Düzce'de tamamladı. 1949-55 yılı arasında Kahire'de El-Esen Üniversitesi'nin ortaokul bölümü devam etti. Daha sonra yurda dönerek eğitimini Ankara Atatürk Lisesi'nde sürdürdü ve 1962 yılında buradan mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Filolojisi ana bilim dalında lisans eğitimini, yüksek lisans ve doktora eğitimini aynı üniversitede tamamladı. 1960-70 yılları arasında Arapça öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalıştı. 1976 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne öğretim görevlisi atandı. Doktor Muzaffer Özcanoğlu 1990 yılında Ankara Üniversitesi emekli oldu. Yaşamını bazen Düzce'de, bazen Ankara'da sürdürüyor. Kitaplarından bir iki tanesini söyleyeyim. İslam Ansiklopedisi'ne bir madde yazdı. Adi Bin Zeyd maddesini yazdı. İmam-ı Gazali'den Farsça ve Arapça tercümeler yaptı. Şapsalı Bir Genç bir roman, Arapçadan Türkçe'ye çevirdi. Daha pek çok eserleri var. Ben konuşmasını yapmak üzere Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nigar Demircan'ı kürsüye davet edeceğim. Değerli hocalarım, kıymetli çalışma arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Bu vesileyle Mehmet Zahit Kevseri Hazretleri'ni anmak üzere sizleri burada ağırlıyor olmaktan çok büyük onur duyuyoruz. Merkezimizi yaklaşık 2 yıl kadar önce kurduk. Bazen engellerle karşılaşabiliyoruz, bürokrasi süreçleri uzadı. Ancak kuruluşunu tamamladı. Sağ olsun Faruk Erdemiş hocamız da görevi üstlenmeyi kabul etti. Bu vesileyle
zaten hali hazırda bir Düzce'nin alimi olarak Düzce'mizde anılmaya yıllar önce başlanmış olan Zahir Kevseri'yi de üniversitemizde anma, yaşatma, ismini yaşatma, eserlerini, fikrini yaşatma fırsatını da böylece bulmuş olduk. Umuyoruz ki bu etkinliği sempozyum olarak daha geniş günlerde, daha geniş zamanlarda gerçekleştirecek ve ortaya çıkan eserleri basarak Düzce'li din alimimizin ismini yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Emeği geçenlere, katkı sağlayanlara çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hocamıza, baba dostumuza çok teşekkür ediyoruz buraya kadar geldiği için. Benim için ayrı bir kıymeti ve önemi var kendisinin. Allah razı olsun. İnşallah fikirlerinden o fikriyatı, o günleri burada dinlemekten çok şey öğreneceğiz. Milli Eğitim Müdürümüze de aynı şekilde öğrencilerimizi, lise öğrencilerimizi buraya kadar getirerek hem üniversitenin ortamını kendileriyle paylaşma fırsatı sunduğu için hem de bu tür etkinliklerde Düzce'nin değerlerini anlamak için değer verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bilgilerini paylaşacağı için de tekrar hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere diyorum. Saygılarımız. Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, Zahir Kevseri Araştırma Merkezi'nin neler yapacağını Sayın Rektör Hanım anlattığı için ben tekrar anlatmıyorum. Konuşmaları yapmak üzere Salih Vali Yardımcım Salih Bey'i kürsüye davet ediyorum. Çok değerli rektörüm, muhterem hocalarım, sayın belediye başkanım, geleceğin teminatı olan sevgili gençler, hanım kardeşlerim, aziz katılımcılar, ben hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlarken sayın valimizin hasreten bir başka toplantıya katılması gerektiğinden selam ve sevgilerini iletmek istiyorum. Vali yardımcı sıfatıyla aranızda bulunmaktan da büyük mutluluk duyduğumu ifade ederken Hakk'ın rahmetine 1951 yılında irtihal eden değerli büyüğümüzü, bilim adamımızı Mehmet Said Kevseri Hazretleri'ni huzurunuzda rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun diyorum. Tabi hocamız kısmen anlattılar. Mehmet Said Hazretleri biliyorsunuz, hayatı boyunca ilimle, irfanla iştigal etmiştir. Bize ışık tutan, ufkumuzu açan, birbirinden mükemmel eserler kaleme almıştır. Adeta bir çığır açmıştır. Binlerce, hatta on binlerce öğrenci yetiştirmiştir. Özellikle tefsir, kelam, hadis gibi ilimlerle hemhal olmuştur. Bildiğiniz üzere 1907'de Fatih Camii müderrisliğine atanmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı tarihe kadar bu önemli görevi sürdürmüştür. Biraz önce hocam da ifade ettiler, 1922'de Kahire'ye ayrıca göçmüştür. Kısa bir süre Şam'a avret etmişse de bilhane yine Kahire'de yerleşmeyi ve ilim ve irfan ve meşguliyeti orada sürdürmeyi yeğlemiştir. Biraz önce ifade ettiğim gibi 1951 yılında da Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kitaplardan edindiğimiz bilgiye göre İmam-ı Şafii Hazretleri'nin yanına ebedi istirahatgahına tevdi edilmiştir. Tekrar ruhu şad, mekanı cennet olsun diyorum. Ben Sayın Rektörümüzün huzurunda haddim olmayarak tebrik etmek, takdirlerimizi sunmak istiyorum. Böylesine bir vefa duygusu gösterdiği için, onun adına bir merkez açtıkları için, geçmişinde sahip çıktıkları için, böylesine ilim, irfan sahibi bir insana sahip çıkmak son derece önemli bir husus olsa gerek diye düşünüyorum. Bir bilim adamı diyor ki, yayımızı ne kadar gerersek okumuz o kadar ileri fırlar, ileri bir noktaya düşer.
Geçmişine sahip çıkmayan milletlerin elbette geleceği olmaz. Geçmişine küfredenler geleceğini de topa tutarlar. Bir başka bilim adamı diyor ki, dünüyle bugünü kavgalı olanlar yarını kaybederler. Bir bina düşünün ki cılız bir temele sahip. Bu binanın çok ciddi sarsıntılar karşısında ayakta durma şansı olabilir mi? Elbette hayır. Bir ağaç düşünün ki kendi kökünü kurutacak kadar kendi kendisini ihmal etsin. Bu ağaç olur, bu fidan olur, bir gül olur, başka bir canlı olur. Böyle bir ağacın, fidanın uzun süre yeşilliğini muhafaza etmesi, gölge yapması, meyve vermesi beklenebilir mi? Elbette hayır. Bu kadir şinaslık ve vefakarlık örneğinden dolayı ben emeği geçen, başta sayın rektörümüz, bilim adamlarımız, üniversitemizin bütün ilgili ve yetkililerini huzurunuzda kutluyor. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlarken bu bilim adamımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Sayın Vali Yardımcımız Sayın Sami Karaburut'a teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, Zahit Kevser hakkında ben bir şey anlatmak istemiyorum. Çünkü onun yaşamında beraber, 5 yıl beraber olan Muzaffer Özenoğlu abimiz burada olduğu için ben o konulara fazla temas etmiyorum. Araştırma merkezi olarak bu bir başlangıç. Düzce'de bize katkıda bulunmak isteyen herkese kapımız açık. Onun adını, şanını Düzce'de İslam dünyasında yaşatmalıyız. Burada yaptığımız en ufak şey ta doğunun en ucundan, Endonezya'dan, Malezya'dan insanları görüyor. Hindistan'dan, Pakistan'dan görüyor, Avrupa'dan görüyor, Amerika'dan görüyor. Onun için bunlar önemli. Hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle de öğrencileri getiren yöneticilere, okul müdürlerine, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Şimdi Düzce Belediye Başkanı Sayın Mehmet Keleş özel bir toplantısı nedeniyle katılamadı. Onun yerine Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ali Güney ben Kürsü'ye davet etsem teşekkür ederler mi acaba? Sayın Fahim, Sayın Rektör, çok değerli katılımcılar. Düzce'mizin çok fazla gün ışığına çıkarılmamış çok değerli büyüğümüzü hatırlamak, tekrar genç nesillere aktarmak için buradayız. Ben Sayın Belediye Başkanımız bir toplantı nedeniyle gelemediler. Onun adına katılıyorum. Kendilerine çok çok selamları var ve bu konuda çok çok hassas olduğunu belirtmek isterim. Nitekim başkanımızın birinci döneminde 24-25 Kasım 2007 tarihinde bir uluslararası sempozyum yapılmıştı. Bu sempozyumda Düzce Belediyesi Sakarya Üniversitesi ile birlikte yapmıştı. Biraz önce söylendiği için ben tekrar Sayın Valim de söylediler, belirttiler. Artık bundan sonra Düzce'mizi, Düzce Üniversitemizin, Düzce'li şahsiyetlerimizi Düzce Üniversitemiz tarafından sahiplenilmesi ve onun adına birçok araştırmalar yapılması, eserler üretilmesi gerçekten başta bizleri mutlu eder ve Düzce Belediyesi olarak biz bu konuda her türlü çalışmayı yapacağımızı burada Sayın Başkanım'ın adına belirtmek istiyorum. Çok fazla tanıtılmadı ya da ortaya şey yapılmadı. Gençler üstadımızı, büyüğümüzü pek fazla dillendirilmedi. Bu inşallah bundan sonra üniversitemiz
tarafından ve belediyemiz tarafından, valimiz tarafından bundan sonra çok daha önem ve hassasiyet göstererek elimizden gelen çalışmaları yapacağımızı Sayın Belediye Başkanımızın adına belirtmek isterim. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Belediye Başkan Yardımcısı Ali Güney'e teşekkür ediyorum. Belediyeden bir teşekkürümüz olsun. Bazı sokaklara ve bulvarlara Mehmet Zahit Kevser'in adı verildi ama bu yeterli değil. Düzce Üniversitesi onun dünyasını İslam'a, İslam tarihine nasıl akıl ve bilgiyle baktığını, bilinçli baktığını, onun bu eserlerini basılmış, basılmamış eserlerini değerlendirerek Düzce Üniversitesi'nde Zahit Kevser'le ilgili özel bir kütüphane kuracağız. Bununla ilgili katkılarınızı bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Rektörüm bir konuşma yapar mısın İlham Hocam? Peki. Şimdi izninizle onunla beraber bir ömür geçiren Düzce'li pek çok insan yetiştiren değerli hocamız Muzaffer Özdenoğlu birinci elden onu dinlemek üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Vali Bey, Ali Fidan adına konuşma yapalım. Ve Sayın Profesör Doktor Nigar Demircan, Düzce Üniversitesi Rektörü. Sayın İlhan Genç, Profesör İlhan Genç, Doktor. Yardımcı Rektör Faruk, Sayın Profesör Faruk, Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Üniversitesi'nde Dekan. Bütün bu konuşmaların yapan arkadaşları, diğer isimlerini bilmediğim kişiler varsa, ki var, bunları da ayrı ayrı sevgi ve selamlarımı sunar, kendilerine hoş geldin derim. Sayın dinleyiciler, konumuz Muhammed Zahid Kevseri, Kevseri olduğuna göre Zahid ve babasının doğum yerlerinden bahsetmek zorunluluğu kendimde hissettim. Zahid Efendi 1878'de Düzce'nin güneyinde Düzce'ye 3,5-4 kilometre mesafede Hacı Hasan Efendi ile maruf bir köyde doğdu. Köyün ilk müessisi Zahid Efendi'nin babası Hacı Hasan Efendi'ydi. Hacı Hasan Efendi daha sonra Düzce'ye yerleşti. Köyünün adını da Çalıcuma adı verildi. Babası Hacı Hasan Efendi ise 1245'te Kafkasya'da Şibz Nehri kenarında nehrin kıyısında yerleşik bir köy var. Kevasir adında. İşte Hacı Hasan Efendi Kevasir köyünde dünyaya gelmiş. Oralı. Medrese tahsilini yapmış olsa gerekir ki Düzce'de bir medresenin hocası Arapçayı Şeyh Şabil'den okuduğu rivayet edilir.
Yani Düzce'de hoca ya, yani medrese hocası, yani Arap Çeyiz'in okuttuğuna göre muhakkak ki orada okumuş olması lazımdır. Bazı rivayetlere göre Şamil Efendi, Şık Şamil diye biri Kafkasya'da varmış, onda okumuş olduğunu rivayet ederler. Sayın dinleyicilerim, iktisadi, siyasi veya sosyal sebeplerle yer değiştirmek insanların haklarıdır. Kişinin mensup olduğu dinin emrettiği vecibeleri yerine getirmemesi halinde, yani getirebilecek olan bir yere iltica etmek şarttır. Çünkü insan bilme veya öğretmeye özelliği taşır. Her iki halini yaşayan insan öğrenme veya öğretme yerini alır. Yerini alır, arar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de doğdu. Mekke'de İslamiyet'i yaymak istedi. Mani oldular. Oranın Ebu Cehil başta olmak şartıyla mani oldular, orada yapamadı. Kur'an-ı Kerim'in mealini yayamadı ya, İslamiyet'in usullerini, denklerini yapamadı. Ve en sonunda bütün küffar bir araya geldi. Onu öldürmek için bir araya geldiler, karar aldılar. Bir gece öldüreceğiz dediler. Fakat onların öldüreceği günde de Hazreti Peygamber'in haberi oldu. Yanında Hazreti Ali vardı. Hazreti Ali'ye sen burada yat, ben gidiyorum demiş. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'in yatağında yatarken onu öldürmek için teşebbüs eden kişiler geldi. Baktılar ki Hazreti Ali yatıyor. O ölmemiş. Geçmiş gitmiş. Hazreti Ali de Ebu Bekir Sıddık da Medine yoluna girmiş. Medine'de devam ederken canı sıkıldı. Benim ailem Mekke'de çok, yani şeylerim, eşim Mekke'de, bütün akrabaydı, arugatım, evim, yerim, yurdum, hepsi Mekke'de, ben onları nasıl bıraktım? Ben şimdi Medine'ye gidiyorum gibi bir düşünceye dalmış. Fakat Cenab-ı Allah buna demiş ki اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَابْتُكَ اِلَى مَعَدْ ayeti nazil olur. Burada Cenab-ı Allah'a sesleniyor Hazreti Peygamber'e. Merak etme, senin çıktığın yere Fatih durumda geçeceksin. Sen gittiğin yerde Kur'an'ı oku, anlat, o senin vazifen. Ama gerisi geriye gelme işi yine Allah'a bırak. Kafkasya'dan Türkiye'ye göç eden yalnız Zahid'in babası Hacı Hasan Efendi değil. Sayı ve adetleri bilinmeyen bir sürü halk Türkiye'ye göç etmiştir. İşlerinde Müslüman olmayanlar Türkiye'de Müslüman olmuşlardır. İslamiyet ne diyor? İhtilafu ümmeti rahmetun vasiatun diyor. Benim ümmetim ihtilafa düştüğü zaman bu ihtilaf bile rahmetten ibarettir. Yani fikirlerin çarpışması ile hakikat doğar diye başka şey var, deyiller var. İslamiyet ne diyor? İhtilaf-ı ümmeti rahmetun vasiha. Çelişkili fikirlerde geniş rahmet vardır. Fikirlerin çarpışmasında hakikat doğar diye deyiller var. Türkiye'ye iltica eden birkaç kişiden örnek verecek olursa, Zahid Kevseni'nin babası Hacı Hasan Efendi Düzce'ye
Mustafa Sabri'nin babası Tokat'a, Şeyh Şamil ise Medine'ye hicret etmişlerdir. Bunlar Türkiye'ye doğru yönelen bir zatlar bunlar. Bunların içerisinde bu Kafkasya'dan Türkiye'ye iltica eden kişilerin sayısı, adedi söylemek yani çok uzun bir zaman alır. Ben onları söylemeyeceğim yalnız. Benim iki tane hocam vardı, Profesör Ordinalist Profesör Zeki Velidi Togan. Zeki Velidi Togan umumi Türk tarihinin hocasıydı. Tatardı. Yani Kafkasya'nın batısında, Kafkasya'nın Avrupa kıyısında Tatarlar var. İşte o Tatarlardan. Onlar oradan gelmiş bir Tatar, ordinalist profesörü olmuş Türkiye gibi yerde hoca olmuş, çocuk okutuyordu. Ben ondan okudum. Benim hocamdı. Bir başka bir hoca gene profesör, aynı zamanda Batı dilleri hocasıydı. O da oradan mezun, o da Tatar'dı. Batı dillerinden mezun olan Kafes, İbrahim Kafes adında bir profesördü. Yani şeye geçmiş, Cengiz Han'ın torunlarıyla birlikte süvari şeklinde Avrupa'ya hücum etmiş, Avrupa'nın içerilerine doğru gitmiş, Bulgaristan, bugünkü Bulgaristan ve Macaristan gibi yerlerde bulunmuş. Papazlar bunları yere kapanarak böyle secde ederek yani karşılamışlardır. Diyor yani yazılarında, tarihlerinde bunlar söylüyorlar. Evet, Türkiye'ye iltica eden birkaç kişiden örnek verecek olursak Zahid-i Kevseri'nin babası Hacı Hasan Efendi, Düzce'ye Mustafa Sabri Efendi Tokat'a iltica etmişlerdi, Tokat'ta kalmışlardı. Ama bunların fikirlerinden, bilgilerinden, okumalarıyla Türkiye'de yani bilgi sahibi olmuş ve birisi Şeyhülislam olmuş, bütün İslam aleminin lideri sayılırdı. Onun yaveri Düzce'ye gelmiş olan Zahid-i Kevseri aynı şekilde, o da Meşrikatü İslam'da çok önemli bilgiler biliyor, çok önemli yerlere gelmiştir. Şimdi ben bu kişilerin bir şeyini anlatmak istiyorum. Zeki Velidi Togan, umumi Türk tarihinde şöyle yazar, bir yerinde yazar, bulduk yani burada. Orada der ki, Şam'dan Abdullah adında birisi İslamiyet'i yaymak üzere Tacikistan diye bir yer, Tacikistan yerinin arka tarafında Mavarab-ı Nehir diye anılan bir yerde. Oraya gitti İslamiyet'i yaymak üzere. İslamiyet'i yaymak istedi, orada da yakalandı. Yani Cengiz Han'ın torununun yani ihlas ettiği yani devlete karşı geldiğini söylediler. Ona götürdüler, o da sormuş. Götürmüşler oraya. Ne yapıyorsun sen demiş, ben İslamiyet'i yayıyorum demiş. Peki bu İslamiyet'te ne var ya, bu bilgiyi nereden alıyorsun demiş. Bu bilgiyi Kur'an'dan alıyorum demiş. Peki Kur'an'da ne yazar demiş, her şey yazar demiş. Peki benim ismimi yazar mı demiş bu Kur'an-ı Kerim'de, yazar demiş. Oku dinleyeyim demiş, okumuş. Meşer Arakkebek demiş. Adamın adı Rekkebek'miş. Fakat Kur'an-ı Kerim'de Rekkebek denince, özür dilerim. Rekkebek demek, insan ana rahmindeyken Cenab-ı Allah kız mı, oğlan mı, nasıl yetişecek o şekli veren yine Cenab-ı Allah'tır.
bu kelimeyi ona söylemiş. O da pek o zaman istediği gibi yaymış, yaymış. Şimdi bu söylediğin şeyler hepsi Zeki Velidi Toba'nın kitabındadır. Başka gene mesela bu şeyden, Kafkasya'dan gene hicret etmiş çok kişiler var. Bir tanesi mesela Farabi adında, edebiyat bölümü, şairdir, yazardır, şiir söyler, Arapçası ana dil gibi şiir yazar. Bu zat-ı muhterem, muhteremin Arap olduğunu iddia eden bir şey, yani Amman Kızılay Derneği Genel Başkanı, bunun Arap olduğunu, onun Türk olmadığını söylemeye çalışır. Bu konu Trabya'da bizim Kızılay Derneği Genel Başkanı Kemal Demir, onların Kızılay Derneği Genel Başkanı Bağburi, bu ikisi konuşuyor. Konuşmayı da tercüme eden benim. Orada diyor ki, bu Arap'tır. Birkaç defa söyledi. Ben dedim Arap değildir dedi. Zahir şeyin, Kemal Bey'den izin aldım. Bunun Arap olmadığını kendisine bildireceğim, müsaade edersen dedi. Neyse konuşurken dedi, o zamanın Farabi şiir yazdığı zaman şiirini Arapça yazdı değil mi? Evet. Peki onun için mi sen şimdi bunun Arap olduğunu söylüyorsun? Peki o devrede Arapça geçerli bir dil miydi? Evet. Türkçe, Arapça gibi birine popüler miydi? Hayır. Peki o zaman bir Türk veya bir Arap kendi popüler olan dilini bırakıp da Türkçe yazar mı? Bir sefer yazmaz. Öyleyse bu adam Türk'tü, Türkçe'de de şiir yazıyordu ama popüler olan Arapçayı öğrendi ve Arapçayı şiir yazdı dedi. Bunu kabul etmek ve sonra zorunda kaldı, kabul etti. Şimdi benim söylemek istediklerim şeyler değişik olarak, yani Rusya'ya bağlı olan bir Kafkasya'da yani Müslüman vardı, Türk vardı, Müslüman olmuşlar vardı, Müslüman olmak isteyenler de vardı. Onlar hepsi Türkiye'ye iltica etti. Türkiye'ye iltica etmekle Türkler de göçü kabul etti. Göçü kabul etmek ne demektir? Yani göç, bir insan geliyor, göç ediyor, senin fikrini aynen taşımayabilir. Siz bir topluluksunuz, göç olup gelen adamın da başka bir fikri vardır. Öyleyse bu fikirlerin çarpışmasıyla Türkiye küçük bir devletlikten yani imparator haline geldi. Yani bu şekilde göç kabul ettiğinden dolayı Türkiye Türk büyüdü. Hatta bunu Putin, reisi cumhurumuzla konuşurken bundan daha yani 2-3 ay önceydi. Konuşurken siz Türkler göçü kabul ettiniz. Göçü kabul ediyorsunuz. Bundan dolayı siz ilerlemektesiniz. Yani göç kabul ettiler. Bir toplum, başkasının fikrini almayan bir toplum kendi bulunduğu yerde ileriye doğru adım atamaz dedi. Bu gazetede okudum ben. Ondan sonra bunlar böyle geçti. Şimdi bir adamın, Lamartine adında bir adamın görüşünü naklediyorum. Lamartine bir kitap yazıyor, kitabında Türkiye'den bahsediyor. Lamartine 480
senelerinde, 400 asır önceydi. Önce yazdığı şey şöyle, Türkiye'ye seyahat edeyim diyor, Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de Türklerin ne yaptığı, nasıl hareket ettiklerini, nasıl insancıl olduklarını öğrenmek istemiş. Bakmış ki Türkiye'de canlıya hürmet eder, canlıya nasıl hürmet ettiği gibi cansızda da hürmet, yani sever. Cansızdır diye onu oraya buraya atmaz. Ölüye de, ölüyü de sever, canlısını da sever. Kuşu da sever, yerde yürüyen hayvanları da sever. Kediyi sever, köpeği sever. Her canlı Cenab-ı Allah tarafından yaratılmışsa onların hepsini sevdiğine dair yani kitap yazdı, şey yazdı, eser yazdı. Eser Lamartine diye bir Fransız yazarı Doğu'ya seyahat, Fransız yazarının yazdığı Doğu'ya seyahat adlı bir kitapta yazar bunları. Bunları ben gazetede okudum, kitabı da alıp okumadım. Gazetede aldığı şeyi yazıyor böyle. Şimdi ben göçle ilgili şeyleri anlattım. Esas şimdi Zahid-i Kevseri'nin hayatına gelince. Muhammed Zahid el-Kevseri Düzce'nin güneyinde 3,5 kilometre mesafede Hacı Hasan Efendi köyünde doğdu. Köyün ilk müessisi Zahid'in babasıdır. Kevseri mezkur köyde 1878'de doğdu. Zahid Efendi doğdu yani. İlk tahsilini Düzce'de babasının yanında yaptı. Rüştü'yü Düzce'de tamamladı. Sınıf arkadaşı ve akrabası olan Osman Güsel'in arzusuna rağmen ikisi beraber Rüştü'yü okudular. İkisi beraber gidelim. Şeye gidelim dediler yani. Askere gidelim dediler. Fakat Muhammed Zahid el-Kevseri bu onun isteğini seçmedi. Kendisi İstanbul Fatih Medresesi'ne gitti ve oraya yazdı. Osman Bey'le harbiyi bitirdi. Asker oldu, askerlik hizmetini yaptı, geldi Düzce'de oturuyordu. Emekli olarak Düzce'de otururken ben Kahire'ye gitmek istedim. İstemem işi, yani Kahire'ye gitmek işi gideceğim okulun kabul kağıdı gerekiyor. Pasaport gerekiyor. Vize almak gerekiyor. Bunların hiçbirisini bende yok. Yani Kahire'ye gitme imkanım yok. Şimdi bunun üzerine Düzce'de Allah rahmet eylesin bu ikisi de öldü de İbrahim Hızal adında bir adam Zahid Efendi'nin sınıf arkadaşıydı. Bunun yanında da Osman Bey adındaki şahıs da onun akrabası ve sınıf arkadaşıydı. Benim sonradan öğrendim, onlardan öğrendim. Benim de amcam yani medresede okurken sırtından çıkan bir şey, çıbandan kurtulamadı, öldü. Ve El-Ezher Üniversitesi'ne kabul kağıdını istedi. İbrahim Bey şeye söyledi, Osman Bey'e söyledi, El-Ezher'e yazı yazdılar. Mezkur okula gidebilmem için birçok zorluklarla karşılaştım, aşağıdaki izahı gelecek. Yüce Allah, Kur'an'da insanı en güzel biçimde yarattık buyurur. En uygun akıl, en uygun anlayış ve en iyi eğitim, ilim ve beyan
kişiyi göremezsiniz. Anlatılmaktadır bu. Ayet vardır 95. Taksim 4. Her canlı yaratıktır. Cins ve türlerine göre bir arada yaşamak zorundadırlar. Aksi takdirde yok olmaya mahkumdurlar. Yani mümin, müminin, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ayet var böyle. Şimdi bir arkadaşımız galiba burada söyledi. Yani bir gürbüz bir ağaç. Düşünelim. Gürbüz bir ağacı. Gürbüz ağacının veyahut da gürbüz bir bitkiyi düşünelim. Onun etrafında yanındakilerden hepsi hiçbirisi cılızdır. Hepsi, hiçbirisi onun gibi yükselemez. Neden yükselemez? Çünkü o gürbüz olan galip geliyor. Her şeyde galip. Yani Allah'ın verdiği nimetlerin hepsini yutuyor. O cılız bitkinin altındaki şey cılız kalıyor. Yani bitemiyor. Şimdi buradan şunu çıkartıyor. Darwin diyor ki galip olan, kuvveti olan galiptir. Kimde tüfeği varsa o galiptir. Kimde ne varsa şöyledir, böyledir gibi şeylerle ifade ediyor bunu. Daha güzel ama zamanımız yok. Al ben bunu vazgeçiyorum. Sonra hükema sözü var. Çok güç almayan bir topluluk millet olamaz, başka milletlerinin tahakkümü altına girer. Evet. Dünyanın medarı iftiharı, güzide yetiştirdiği, dünya çapında ön alan Muhammed Zahid el-Kevseri'nin adına dini ilimler ve uygulama araştırma merkezinin mürettiplerine ayrıca arz eder saygılarını sunarım. Düzce'nin ilim ve irfan bakımından birçok güzide bilgin adamları yetiştirmiştir. Muhammed Zahid de bunlardan biridir. Düzcevi adı ile de mağruftur. Kitap ve makalelerinde Kevseri kelimesini kullanmıştır. Zahid ve Kevseri İslam ülkeleri arasında öne sahiptir. Mutasavvuftur. Zira tasavvuf insanı hak yoluna sevk eder. Zahid Efendi bilerek başka ilimlerin yanında tasavvuf ilmine de hizmet etmiştir. Zahid el-Kevseri'ye yakıştırılan sıfatlar hamasi, hissi, subjektif değildir. Gerçek ve objektiftir. İlim ve sohbetinde her kullandığı kelimenin kuvvetli bir dayanağı ve mesnedi vardır. Muhammed Zahid'in bir ilim adamında bulunması gerekli çok güzel metotları var. Sorun yaratacak problemlerine ait ayet, hadis ve ravileri ve mesleklerini inceden inceye tetkik ve tahkik etmeden konuşmaktan pek hoşlanmazdı. Üslubu çok sağlam, denizleri ihtiva ediyordu. Türkçe, Arapça, Farsça dillerindeki akıcı ifadeleri muhatabını büyülerdi. Nüktedandı. Muarızın tebessüm etmesini sağlayabilirdi. Muhatabın yaşına, bilgisine ve görgüsüne son derece
akilane cevap verirdi. Ortaya hoş bir sevgi oluştururdu. Bir gün hastalanmış, Zahidül Kevseri hastalanmış. Hastaneye gitmek üzere ambulans istenmiş. Ben Zahid Efendi Kevseri daha ileride gelecek. Ben evinde oğlu gibi oturdum, yemeklerini yedim, evlerinde kaldım. Yani başka yerlere giderken refakat ettim. Aynı zamanda kendilerine ait böyle burada burada mesela dişçiye gittim, onun dişesi için, onun cüzdanını şey yaptım filan. Onlar gelecek yani şeyler. Böyle şeyler yapan biriydi. Hasan ambulans gelip istenmiş. Hastaneye ekipleri olaya girmişlerdi. Manzara üzücü. Hanımı ağlıyor. Zahir Efendi ayakta. Sanki bir matem var. Muhammed Zahid o anda hanımına doğru yöneldi. Hanım, hanım dedi. Şimdi ben gittiğim yerde iyileşeceğim. Dönerken sana bir yardımcı genç bir hanım getireceğim dedi. O anda herkes güldürmesinin dışında ağlayan hanımını da güldürmüştü. Merhum Zahid Kevseri, Zahid Efendi diye çok sık gelen iki Suriyeli var. Humus'un Abdullah Musa Mugi ve Şam'dan Ebu Gudde. Bir gün bu Ebu Gudde, hocam bana bir şey söyle ki onunla devamlı seni anayım demiş. Zahid Efendi de karşıya geçeceğin caddede ilk defa soluna, sağına ve önüne bak. Daha sonra da soluna bak. Yoluna müsait ise, yolun müsait ise geç. Değilse bekle demiş. Onun da her yol geçişinde tavsiyesini unutmadan yapıyormuş. Bunu Zahid Efendi'ye gelmiş söylemiş. Ondan da ben de öğrenmiştim. Makalat-ı Kevseri diye bir kitap var. Makalat-ı Kevseri Zahid Efendi'nin yazılarını böyle birkaç taneki yazıyı bir araya getirmiş, yazılmış bir yazı. Yazan adam, yani kitaplarını yazan adam, makaleleri bir araya getiren adam, bir paşa yazarı Mustafa Hayri Paşa bir adında bir adam. Ağadır. Köyü, çiftliği vardır. Hep köyünde oturur. Sık sık muhafızları ile Zahid Efendi'yi Kahire, Kahire'ye gelir ziyaret eder. Zahid Efendi Hayri Paşa'ya sormuş. Haddini imkanlarını, maddi imkanlarının çok iyi. Neden Kahire merkezine oturmuyorsun da demiş, oturmuyorsun demiş. O da Kahire merkezine oturup alemin kuyruğu olacağımı, bulunduğum yerlerin başı olayım demiş. Zahir Kevseri Düzce'nin bağrından kopup Arap aleminin göbeği olan Mısır'da Arapça yayınları ile İslam aleminde salmış, eserleri kaynak olarak kullanılmıştır. Hayatının son anları Ezher Üniversitesi Ulema Meclisi'nde kuvvetli delilleri, mesnetleri açık ve parlak bir halde geçirmiştir. Zahid Kevseri Osmanlı İmparatorluğu'nun son alimlerindendir. Aynı zamanda cihan şumul bilgilerinden sayılabilir. Muhammed Zahid el-Kevseri'yi anlamak ve anlatmak için çok yönlü bilgiye ihtiyaç vardır insanda. Osmanlı
son halifesi, son Şeyhülislam'ı Mustafa Sabri Efendi'nin Muhammed Zahid hakkında yazdığı bilimsel veciz ve kısa yazıyı okuyor. Muhammed Zahid dostum, sahibi olmayan iki deryada yeni hadis ve fıkıh ilminde emsalsizdir. Te'nîm-ül Hatîb ve Nüktetül Tarife eserleri Mısır ve İslam âlemine seslerini duyuran meşiyetin son eserleridir. Muhammed el-Zahid usul ile furuğu, hadis ile fıkhı, kaza ile kaderi bir arada haz edebilmiş, Hanefi mezhebine vukufiyeti oldukça güçlü, Fatih medresesinin yetiştirdiği bir alimdir. Zahid'i tanımak isteyen lütfen Makalat-ı Kevseri'yi okusun. Tercümesi sahaflarda bulabilir. Aynı zamanda Sakarya İlahiyat Fakültesi'nin düzenlediği bir sempozyumda takdim ettiği uluslararası sempozyum bildirimlerini okusunlar. Zahid Efendi'yi anlamak için. Dünyanın birçok yerlerinde Muhammed Zahid-i El-Kevseri'nin şahsiyeti, fikirleri, eserleri üzerinde master, doktora tezlerinin yapılması onun nasıl bir ilim adamı olduğunu gösterir. Zahid el-Kevseri çok ciddi, büyük bir fıkıh alimidir. İbn-i Ebi Şeybe ki İmam-ı Buhari'nin hocasıdır. Onun niteliğinde bir ilim adamı gibidir. Zahid el-Kevseri aynı zamanda devrin hadis alimidir. Zira tasavvuf ilminde hadis çok önemli. Kur'an'ın açıklayıcısı ve mealidir. Zahid Efendi hadislerini rivayetlerine kadar ezber bilirdi. Velhasıl Zahid Efendi çok yönlü bir bilgindir. Mısır'da ve İslam aleminde onun savunduğu fikrinin tersini herkes cesaret edemez. Onun kaleminin tersine kimse kalem oynatamazdı. Çok yönlü müfessirdi. Kelam yönünde de çok ciddi bir müfessirdi. Zahid el-Kevseri ilmi çalışmalar dışında medreselerin ıslahı için kurulan bir komisyonda üye seçilmişti. Komisyonun getirdiği teklifleri şiddetle karşı çıkmış ve iktihatçılarla tartışmaya sebep olmuştur. Bu da medresedeki müfredatla ilgiliydi. Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin öğretim üyelerinden Hamit İbrahim'in doktorasına şöyle yazılmıştır. Muhammed Zahid el-Kevseri'yi kelam üleması arasında bir mütekellim, hadis alimleri arasında bir muhaddis, fukaha arasında bir fakih, müfessirler arasında bir müfessir, ayrıca bir tarihçi, bir mütercim ve mutasavvuf olarak yeni çağ bilginleri arasında yer almaktadır. Bunu Zahid-i Kevseri kendisi yazmıyor, oradaki birisini yazıyor. Türkiye'den ayrılmadan önce yazdığı eserlerinin tümü elde etmek mümkün olmamıştır. Sakarya İlahiyat Fakültesi eski dekanı ve şu anda da Diyanet Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ali Elbaş uluslararası bir sempozyumda yazdığı makalesinde Zahid el-Kevseri'ye ait
Mısır'a gidip de Al-Hakisa Kayışafi ile 53 kitabını temin edebildiğini ifade ediyor. Şimdi Zahir Kevser'i, ben Zahir Kevser'e çok giderdim de şimdi Zahir Kevser'in evindeyim. Yine mutadım veçiyle evine gitmiştim. Tahminime göre İsmet Paşa'nın zamanıydı. Başbakan Şemsettin Günaltay'dan bir mektup almıştı. Mektup eski Türkçe ile yazılıydı. Mektubu elime ver, oku dedi. Okuyuşumu beğenmedi. Elimden aldı, kendisi okudu ve alem kendisinin Türkiye'ye dönmesini istiyor. Şemsettin Günaltay Türkiye Başbakanıydı. Şimdi Kevser'i yine bir görüşü var. Görüşü değil, yani onun görüşü. Nadi Kevser'i Kevser değildi, adı Kevser değildi. Kevser idi. Babam diyor, Nadi Kevser'i, babam Kevser kelimesini Kevser diye değiştirdi. Kevser. Kevser. Şimdi kelimenin önünde mesela eski Türkçe bilenlerimiz var. Eski Türkçe'de guser, gu yazmak için kafın üzerine bir kısa kaf daha yazılır. Gu okunur. Evet. Şimdi gu kelimesi guser diye çıkıyor. Şimdi Zahid-i Kevser'in babası Guser'i kaldırdı. Ne yaptı? Gerilere kaldı, Kevser kaldı. Kevser kendisi kaldı. Şimdi Zahid Efendi diyor ki, babam onu böyle yaptı diyor. Arap gramerine göre vav harfini harekeli olduğu için bir öncekine verdi. Vav da cezm oldu. Yani öyle kuralda, edebiyatta, yani Arapçada bu böyledir. Yani vav ve ye gibi harfler illetli harf denir. Yani yeni Türkçe'de sağlıklı harf denir. Onların harekelerini alıp öndekine verirseniz o ona cezim, ya cezimli olur, vav ise cezimli olur. Ya ise iyi şeklinde çeker veyahut da a, yani fail durumunda olsa a olur. Zahir Kevser'i kendi diyor, ben de diyor yayı nisbe, buna yayı nisbe deniyor, getirdim Kevser'in altına koydum diyor, oldu Kevser'i, Kevser'i oldu diyor. Kevser'i adı böyle meydana gelmiştir. Muhammed Zahir'in El Kevser'i ile Mısır'da Vasiyül Arş, Kral Naim, Muhammed Ali'nin kütüphanesi kendisine teslim edilmiş ve sorumluluğunu almıştı. Orada günün bir kısmını geçirir, kitaplarla haşr-ı neşr oluyordu. Yani kral vefat edilse, kral öldürülse, kral yok olursa onun yerine geçecek olana Vasiyül Arş deniyor Arapçada. O öyle olan bir adamın kütüphanesine memur edilmiş Zahir Kevser'i. O da tabii muhakkak ki kaç defa para veriyordu onu bilmiyorum da yani boşuna şey diyordu, bir kral naibinin kütüphanesindeki bir memura ne veriliyorsa onu veriyordu. Evliydi, Düzce'liydi, bir oğlu, bir kızı İstanbul'da ölmüştü. İki kızı da Mısır'da ölmüştü. Arap ülkesinde kendi nesebinden kimse yoktu. Ben çocukları gibi evlerine gün aşırı giderdim.
mezuniyetleri yüzlerinden, memnuniyetleri yüzlerinden okuluyordu. Mutat gidişinin dışında Türkiye'den Mısır'a gezmeye gelmiş Zahid Efendi'yi ziyaret etmek isteyen rehberliklere yardım eder. Onları götürüp getirirdim. Ruhlar şad olsun, Allah garibleri rahmet etsin. Zahid-i Kevseri'nin kitaplarıyla ilgili. Zahid-i Kevseri medreseden birinci derecede mezun olmuş. Yani medresenin reis-ül kurra şeyini alacak. Fakat bir imtihan daha geçirmesi gerekiyormuş. Yani vaaz etme usulü ile alabiliyor. Yani öğretmenler nasıl asistanlık veya şey yapılıyor, tam şey kabul edilmiyor. Bunun gibi bir öğretmen nasıl yani şeyde diğer öğretmenlerden imza alıyorsa, bir memlekette bir başka bir ülkede şey yapmak gerekiyor. Vaaz etmek gerekiyor. Bu Kastamonu istedi, Kastamonu'ya gitti. Rüşdiye'de okurken Türkçe, Arapça, Farsça, gramere müteallik küçük risalelerini yazdı. Diyor kendisi. Fakat Kastamonu'dan Alçıkoca yoluyla Düzce'ye gelirken gemiden kayıklarla sahile taşınma esnasında aniden kayık alabora oldu. Beni boğulmaktan kurtardılar. Fakat kitaplarım denizde kayboldu. Alçıkoca'da misafirperver bir zatın evinde 2-3 gün kaldım. Kendime gelince Düzce'ye geldim demişti bana. Ben Mısır'da bulunduğum süre içinde bir defa gemiyle, 3 defa uçakla geldim. Gemiyle geldiğimde İzmir'de Kevseri soyadını manifaturacı birine Makalat-ı Kevseri'yi götürmüştüm. Diğer bir uçakla geldim bir sene sonra. Seyahatimde 2 koli kitap getirmiştim. Birinci kitabı iki koli getirmiştim. Birinci koliyi İstanbul Müftülüğü'ne o zamanın müftüsü Ömer Nasuhi Bey'e vermiştim. Teslim etmiştim. Kitaplardan Muhammed Zahid-i Vakfı mühürlü olan kolinin içinde Te'nib-ül Hatib vardı ki İstanbul'a getirdiğim aynısını da Düzce Milli Kütüphanesi'ne getirmiştim. Fakat Milli Kütüphanesi'ndeki İbrahim adındaki zat rahatsızmış, gelmemişti. Ben de onu vermeye şey olmadı ama oraya vermek üzere bıraktım. Fakat kütüphane müdürü sonunda bu kitapları okuyabilecek bir okuyucu buraya gelemez dedi. Kitapları Düzce müftülüğüne vermişti. Şu anda ben de yani Mısır'dan dönüşümde yani temeli olarak dönüşümde müftülük binasına gittim. Kontrol ettim. Oraya müftülük kütüphanesine gittim. Kitapları gördüm. Kitaplar oradaymış. Şimdi benim bu söylediklerim Zahid-i Kevseri ile ilgili. Zahid-i Kevseri benimle yaptığı ilgilerden bahsetmek isterdim ama çok mu oldu, zaman çok mu sayın bitmiş. Yani diğerlere şöyle bir iki tane söyleyeyim. Zahid-i Kevseri ile ilgili Düzce'de bir şey caddenin ismi verildi değil mi? Bir de İmam Hatip Okulu, Ortaokulu açıldı Zahid-i Kevseri adına. Bunlar hepsi sevindirici şeylerdir. Yani inşallah mübarek olsun hepsine. Şimdi ben Zahid-i Kevseri ile bizzat konuştuğumuz, taşıdığımız, götürdüğümüz
getirdiğiniz şeyle ilgili böyle kısa şeyler anlatayım bakalım. Yani ne kadar oluyor ya bir şey? He? Bir saat oldu. Peki. Şimdi Mısır'a gitmek istedim. Mısır'a gitmek böyle ahım şahım İstanbul'a gidip de bir liseye kaydolmak, üniversiteye kaydolmak gibi değil. Oraya gitmek için bir pasaport lazım. Pasaportun dışında gideceğin yerin, fakültenin veyahut da okulun şeyi almak gerekiyor. Kabul kağıdı diye bir kağıt almak gerekiyor. Onlar yok bende. Ben gitmek istedim kendimle. Yani İstanbul'a gittim, hadi git dedi Koldova Bey. İstanbul'un başkonsolosluğuna gitti. Ben oraya gitmek istiyorum. O olmaz dedi. Yani bunlar lazım dedi. Ben geldim, düşünerek geldim. Geldim. Bu Mısır'da bunların arkadaşı İbrahim Bey demiştim burada. Ona söyledim, gidemedim dedim. Öyle oldu deyince, dur dedi İbrahim Bey. Osman Bey'e söyledi, sınıf arkadaşı, Zahid Efendi'ye mektup yazdı. Zahid Efendi, oranın müdüründen kağıt aldı. Kağıtta, La mani'a l-İslami cemiyat-ül azhar diye kitap yazdı, imza ettiler. Ondan sonra da, şeyde, bir Zahid Efendi'nin de bir kartın üstünde de yani bir şey, senin annenin selamı var, annenin selamı var, bunu şey yap, şey ver diyor, kabul kağıdını al diyor. Beni kovan bu şey, getirdiğim Zahid Efendi'ne yazılı olan annenin selamı var diye İhsan Efendi'ydi, hiç unutmuyorum. Onu yazılı, o yazılı götürdüm, orada başta beni kovan adam bile şey oldu, başkonsolos fırladı çıktı geldi bana hemen dakikasını verdi böyle Mısır'a gittim. Mısır'da Zahid Efendi'nin evine gittim. Zahid Efendi'nin evine gittim o da bir çok problem çıktı. Ondan şimdi vazgeçiyorum. Bir şoför bizimle beraber gelen İstanbul'dan giden bir iki tane hanımın İki tane şoförü, iki tane adamları geldi. Onlar beni götürdü, bir tane şoför bileyim götürdü. Zahid Efendi'nin adresi vardı. Kapıyı çaldı şoför, çantamı aldılar. Fadal dedi, yani ben onu anladım. Başka şoförle konuşmalarını anladım. Biz orada olduk, kapıyı açan bir zat. Zat şöyle, gördüğüm sırtında gördüğüm şeyleri anlatıyor. Rökteşember giyen, hafif sakallı, heybetli görünümlü, mütenasip eldamlı, son derece nazik bir İstanbul efendisi olan biri kapıyı açtı. Dünya kapıyı açtı ve fadal demişti. Evet, biraz sıktıysam ben şeyleri bırakacağım, bir şey anlatacağım şimdi. Şimdi şöyle, ben bir gün Zahid Efendi'nin evine gittim. Ben dedim Mısır'dan bıktı. Mısır'da kalmak istemiyorum, gideceğim. Zahid Efendi oturduğu yerde şuradan kalemle kağıdı getirdi. Kalemle kağıdı getirdi. Mısır kelimesini yazdı. Mim, sa, re. Arapça bilenler, yani eski harfleri bilenler bilir. Mim'in menfez var. Yani deliği var, menfez. Satın da var. Fakat satın ki ile mim'in ki farklı. Birisi yani dar, birisi daha geniş. Mısır'a gelen ilk insan ilk defa bu mim'in deliğine girer. Zahid Efendi söylüyor bunu. Mim'in deliğine girer. Bir müddet sonra da yani şey biter,
yani şey biter, yani sıkıntısı biter. Bu sefer ya fena değildir derken bu sefer gene ikinci deliğe girer, saltın delisine, deliğine. Saltın deliği biraz daha mimin deliğine daha büyük. Onda oraya gider ki aa geç, vakit gelse gitsem bilmem ne yapsam filan der böyle tekrar. Gene müşteki olur hayatında. Ama orada da gün gelir çıkar, nereye gider? Rava, Mısır kelimesinin rası, şazlong gibi böyle. Oraya gider yazında, ooo ne güzel alem burası, ne güzel memleket, ben buradan hiç çıkmam der, dedi. Şimdi Zahid Efendi bunu bana böyle söylemişti. Zahid Efendi ile ilginiz çok ya, yani böyle beşler içerisinde şeyleriniz çok da. Zahid Efendi bir dar gütüb Mısriye diye, bir dar gütüb Mısriye'ye memur oldu. Mütercim oldu bana. Nasıl oldu mütercim? 35 kişi imtihana girmek üzere duruyordu. Zahid Efendi de kendisini tanıtmadı. Ben falan da falan yerde değilim diyor. Ben mesela Eşimatül İslam, yani Şeyh İslam vekili değildim. Vekiliydim demiyor yani. Kendini tanıtmıyor. Oradaki şeye gidiyor. Diyor ki, şimdi 35 kişi sırayla böyle girmişler. 35 kişi sırayla bekliyorlar. İmtihana giriyor, giren adamı kovuyor. Oradaki imtihan yapan adam, giren adamı kovuyor böyle. Sıksın. Yapamadık diye çıkıyorlarmış. 35'inin en sonunda girmiş şey. Zahir Kevser'i ben de yani yapamam belki de. Bu sorduğu şey, bilmiyorum demiş ama beklemiş, girmiş. Girmiş buna Farsça tercüme et Arapçaya, Türkçe tercüme et Arapçaya, Arapça tercüme et Türkçe'ye, Farsça Türkçe'ye, Türkçe'ye Arapça tercüme et. Dedi bir adam oturuyormuş o da, onu şey etmiş, vermiş bana. Okumuş, tercüme etmiş, vermiş. Oradaki bakmış ki, bana bak demiş, oradaki o tercüme. İmtihan eder adam, sen kimsin demiş, bana söyle demişler, doğru söylüyor. Ben Şeyh Hüsam vekiliydim ben demiş. Deyince oturduğu yer fırlamış kalkmış ayağa. Burası senin yerin demiş. Kalkmış, orayı göstermiş, oturtmuş oraya. Ve o gün bugün o milli kütüphanede mütercimdi. Bunların dışında önce yani Ezher ulemasın, meclis ulema, yani Ezher ulemaları var. Onların içerisinde bir numaralı şeysiydi, delegesi. Onun tasdik etmediği şeyi kabul etmezlerdi. Türkçe Kur'an-ı Kerim, başka şeylerde mesela Türkiye'de okulan yasaklar, kitap şeyleri var. Onlar tetkik ediyorlar, hükümete rapor veriyorlar, burada bir şey yoktu diye. Bunların hepsini yaptıran Zahid-i Kevser'iydi. Zahid-i Kevser'i böyle meclis ulemasında başka şey yoktu. Yani Darül Kütüb'de kalıyordu bir de dediğim yerde hocaydı. Bu sefer bunları götür dedi bana. Bunların Şeyh Şeltüt diye birisi var meşhur. Şeyh Şeltüt'e ver. Orada da Ezher üleması, aynı zamanda Şeyhül Ekber'in küçüğü, yan müdürü, yan yardımcısı. Oraya gittim, sokmadılar. Ben dedim göreceğim, böyle elimde rapor var, göstereceğim. Aldılar, gittim oraya. Ondan sonra oturdum. İyi Arapça bilmiyorum yani, böyle çatma böyle. Kur'an-ı Kerim'i böyle açtı. Kur'an-ı Kerim'in "Kul a'udhu bi rabbil felak" kelimesi, şeysi ayeti indi. Ayeti hemen açtı onu. Peki bu ne diyor dedi bana Arapçada.
bu ne diyor deyince ben de dedim ki bu dedim şöyle 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 diyordum zaten altında var yani. Yazısı yani bu Ağzübrem'in felakının yazısı tercümesi altında. İşte böyle tercümesi var burada dedim deyince kahkaha ile güldü, kitapları aldı. Şimdi ben Zahir Kevser'in de daha çok şeyler var, bunları bırakıyorum. Yani hepinize teşekkür ederiz. Yani bu meclisi yani ihdas eden bütün arkadaşlara, hepsine selam ve sevgileri gelip de dinleyen adamlara da saygılarımı sunarım. Takip ve seçkin konuklarımız Sayın Doktor Muzaffer Özcanoğlu'nun bu konuşmasından dolayı Mehmet Zahid Kevser'in dini uygulama araştırmalar merkezi adına teşekkür ederim. Hocamızdan çok şey öğrendik. Bugün de